Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Vakıa Suresi tefsiri bölüm 1. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İza vekaatil vakıa. Kıyametin farklı isimleri var. El hakka, el kariya gibi isimleri var. Çünkü kıyametin başlangıcı, oluşumu safha safha olacağı için bunun için her safhasının da bölümünde bir ismi var. Burada Allah-u Teala buyuruyor bizlere İzâ vekaatil vâkıya. Vâkıya kıyametin bir ismi. Sözlük anlamı da vukua geleceği, ulaşacak olan o olay. İşte Mevlam buyuruyor, kıyamet vakti geldiği zaman, kıyamet olayı olduğu zaman. Kıyamet olayı bu alemin, bu düzenin artık bozulup, dağılıp yeni bir düzene geçme anlamına geliyor. Nasıl ki ölen bir insan da öldüğü zamanlar, çürüyor, dağılıyor, aslına toprağa dönüşüyor. Sonra ikinci alemde yeniden diriltiği gibi şu düzen de bozulacak, yani kıyamet kopacak. Leyse livakatiha kâzibe. İşte o kıyametin vukuunda, kıyametin olduğu zaman kimse bunu o zaman onu yalanlayamayacak. Yani kıyamet oluşumunu olduğunu vakti gelince artık buna kimse bunu ya kıyamet kopmaz diye böyle bir iddiada bulunamayacak. Bu Allah'ın emrini, peygamberin haberini yalanlayamayacak. Eski çağların insanları onlar da peygamberler haber verdi kıyametin kopacağını. Onlar ayı güneşi ilah gibi gördükleri için yani bu düzen değişmez, bozulmaz, kıyamet kopmaz diye onlar buna inanmıyorlardı. İnkarcı olanları, kafir olanları. Bir şeyin vakti yaklaşınca artık belirgin olarak meydana çıkınca İnkar artık kabul etmiyor. İşte şu çağımızda, günümüzde artık her insan kıyametten kopacak artık kabulleniyor artık böyle. Vakti yaklaştığı için çünkü. Bugün bilim de bunu kabulleniyor ki güneşin enerjisi de tükenecek. Enerji tükenecek bu arada. Hafizatun rafi'ah. Burada ne olacak kıyamet olayında? Hafizatun rafiya. Bazılarını alçaltacak, bazen de rafiya yüceltecek kıyamet olayında. Bu iki anlama geliyor. Bir madde olarak maddeler alt üst olacak. Yani üst altına gelecek. Toprakta dağlar karışacak, gökteki cisimle karışacaklar. Alt üst olacaklar, üstteki altı gibi de karışacaklar. İkinci anlamı ki, asıl zaten anlam da budur. Bazı insanlar burada alçaltılacak, yani aşağılanacak olayında. Tabii inkarcılar, kafirler, İslam'ı yaşamayanlar, İslam'a karşı olanlar, İşte o zaman kıyamet olayında aşağılanacaklar. Korktan tabi titreyecekler ve onlara tabi aslında yazık olacak. Öyle oluyor böyle. Rafiatün yine o olayda, kıyamet olayında insanların bazıları da yüceltilecek. Allah inananlar, iman edenler ve imanın gereğini yapanlar, İslam yaşayanlar da o gün onlara korku olmayacak, onlar güvende olacaklar,
onlar da o zaman Allah katında yüceltecekler. Kıyametin tabii oluşumu ile Kur'an-ı Kerim'de çok ayet-i kerimeler var farklı surelerde. Rabbim bize burada şunu buyuruyor kıyametin başlığına ilgili olarak. İza rüccetil erdu recca. Kıyametin başlangıcı surun üfürmesiyle başlayacak. Yani bu bir alametin başlangıcı bu olacak. Her meleğin ayrı bir görevi yeteneği vardır. Meleklerin bir ismi de İsrafil aleyhisselamdır. Dört büyük melekten biridir. Arşların altına durur. Ağzında bir sur vardır. Sur denir. Tabi nasıl olduğunu bilemeyiz. İşte İsa aleyhisselamın görevi de o sura üflemektir. Allah'tan emri bekler. Gözü arşa dikmiştir. Ağzından sur emri bekliyor. O sura üflediği anda öyle bir ses çıkacak ki, öyle gürültü olacak ki, yalnız dünya değil, yerler, gökler, her taraf alt üst olacak, karmaşık olacak o zamanlar. Ve burada Mevlam bize örnek olarak dünyadan veriyor, yeryüzü de sarsılmak ile sarsılacak. Yani buna depreme diyemeyiz de, çünkü bu sur üfürülüşünde dünyanın bazı bölümleri, bölgeleri değil de dünyamızın da tamamı sarsılacak. Alt üst olacak, parçalanacak. Ve büsretin cibali bessa Mevlam buyuruyor. Burada da dağların durumu bize bildiriliyor. Biliyorsunuz dağlar dünyada dengeyi sağlayan ağırlık birimleri dağlar. Çünkü yer kapı altındaki erimiş madenler ısırınca genişlemek isterler. Yer kabuğunu sürekli bunlar zorlarlar. Zorluyorlar. İşte dağlar nedir? Bunlar üzerine yapılan bir baskıdır. Ama kıyamet olayı başlayınca, sur üfürülünce yeryüzü öyle bir sallanacak. Yeryüzünün her tarafı, yer kabuğu altı üstü her tarafı tabii gökte beraber öyle bir sallanacak ki, öyle deprem olacak ki dağlar da yerinden kopup parçalanacaklar. Yani dağlar da yerinden kökeninden kopup dağlar da paramparça olacaklar dağlarda. Fekanet hebae mümbessa. Ve bu dağlar ne olacak? Hebai mümbes olacaklar. Heba ne anlama geliyor? Tefsir-i Kebir'de heba aynı şeyi açıklıyor. Huvel heba'ı. Heba demek diyor buradaki havadır. Nasıl hava ama? El muhteletü be'ezzayin erldiyetin. Yerdeki cüzlerinde karıştığı havaya. Demek ki dağlar yerinden kopunca, parçalanınca bunlar birbirine çarparak o koca dağlar, kayalar, taşlar toz gibi olacaklar. Yerdeki tozlar da o fırtınayla birlikte, o sarsıyla beraber havaya karışacaklar. İşte kocaman dağlar ancak toz zerrecikleri gibi havada görünecekler. Demek ki kıyamet olayı öyle bir büyük bir deprem olayı değil. Deprem genelde dünyanın bir yöresinde, bölgesinde olabiliyor. Ancak binalar yıkılıyor, yerler çatlıyor, işte deniz suları şubu oluyor. Bu kadar oluyor böylece. Ama kıyamet olayında o muazzam köşk binaların dışında dağlar bile yerinden kopup paramparça olacaklar. Toz gibi olacaklar. Mümbessa, havaya karışacaklar. Mümbessen de münteşi anlamına geliyor.
Yani dağılacaklar böylece. Her taraf toz, toprak, duman gibi olacak. O anda dünyanın alt üstü tamamen karışacak. Tabii o korkunç olayı ve boyutlarını anlamakta şu anda güçlük çekerdi muhteremler. Yani gerçekten deprem demek hiç kalıyor bunun yanında. Çünkü depremde ne oluyor? Ancak binalar yıkılıyor. Tabii betona binalardan tozlar yükseliyor, havaya karışıyor. Bunlar kıyametin kim bilir artık katrilyonlarda kim bilir kaçta kaçı. Bu büyük depremler bile. İşte kıyamet olayı bu anlamaya geliyor. Ve kuntum ezvacen selase. O zaman orada üç bölük olacaksınız Allah buyuruyor böyle şey. Yani insanlar o zaman o alemde, kıyamet aleminde üç bölük olacaklar. Şimdi iki defa su üfürülecek. Birinci surda dediğimiz kıyamet kopacak böyle. Muazzam bir sesle beraber. Biliyorsunuz aşırı bir sesle evlerin camları bile kırılır. Hatta insana yakın bir yerde aşırı çok büyük gürültü ses olursa insanların ötleri patlar, kalpleri buna dayanamaz. İnsanların kulakları da patlar bundan böyle şey. Camlar kırılır, evler sarsılır sesten böyle şey. Tabii bu sesle birlikte atomlar da başka maddeye dönüş atomlar da. İşte olayında sur üfürünce öyle bir ses olacak ki bütün evreni kapsayan boyutta, yani akıl hayalin ötesinde bir ses olacak. Bununla birlikte atomlar parçalanacaklar. Atomlar arasındaki çekim gücü tabii gidecek. Gökteki çekim gücü oradan gidecek. Bütün evren karmakarışık olacak. Toz duman olacak. Sonra bir zaman sonra tabii tekrar Rabbim yaratacak İsa Aleyhisselam'ı. İkinci sur üflenince insanlar yeniden dirilip kabirlerinden kalkıp dışarıya fırlayacaklar. Yani bizler yani. O zaman da bütün insanlık ne olacak orada? Üç sınıf olacak. Kimler bu üç sınıf? Feshabül meymene. Birincisi eshab-ı meymene. Meymene yümün kökünden gelir ki yani bereket, bolluk, hayırlar anlamına geliyor. Ümmü'nün burada soruyor. Ma eshabül meymene. Eshab-ı meymene nedir? Buradaki ma istifam anlamına göre burada soru oluyor. Eshab-ı meymene nedir? Fakat müfessire göre buradaki ma istifam değil, teaccüp işindir. Teaccüp işindir. Yani eshab-ı meymene öyle kişiler ki bunlar, mübarek kişiler bunlar, hayırlı kişiler bunun anlamına geliyor bunlar. Aslında meymene sağ tarafa meymene denir, sağ tarafa. Meşeme de sol tarafa deniyor. O da burada biraz sonra gelecek, meşeme de. Şimdi Allah'ın koyduğu bir fıtrat kanunların gereği her insanın sağ tarafı daha hayırlı olur her insanın da. Sağ ayak ve sağ kol daha güçlü olur, daha kuvvetli olur. İnsanlar genelde sağ eline verirler, sağ eline alırlar, sağ ayağın dışarı adım atmaya başlarlar ve mahşerde de amel defterleri bunlara sağ eline verilecek bunların da. Günümüzde bile hem de bütün dünyayı kapsayan günümüzde bile protokollerde bir kişi mesela amir, müdür, reis, başkan kimse oturur zamanlar ondan sonra gelen ikinci, iki numaralı kişi
onun sağına oturulur, diğer de soluna oturulur. Bakınız, Allah'ın koyduğu fıtrat kanunu, insanlar bunun farkında olmadan bile bunu uyguluyorlar günümüzde bile, hem bütün dünya protokolünde bu. Bir toplantıda oranın başkanı kimse, başkan oturur, onun sağına iki numara adam, solunda ondan sonra gelen kişi oturur. Diğerler sonra yerini alırlar böylece. Demek ki Allah katında bu sağ taraf daha değerlidir böylece. Sağ taraf daha kuvvetlidir. Ve sağımızdaki melek de soldaki meleğin amiridir, üstünüdür böylece. Velham buyuruyor. Üç sınıftan biri kimdir? Eshab-ül Meymene. Sağ grubu olanlar. Ma eshab-ı meymene. Buradaki ma teaccüp anlamına göre onlar ne mübarek hayırlı kişilerdir ki onların amel defteri mahşerde sağından verilecek ve bunlar Allah'ın izniyle ehli cennettir bunlar da. Ve ikinci sınıf bela buyuruyor. Ve eshab-ı meş'emeti eshab-ı meş'eme. Meşeme yani sol ehli anlamına geliyor. Meşeme de burada şum kökünden gelir ki yani hayırsızlık, uğursuzluk ve bereketsizlik gibi kötü anlamına gelir böyle şey. Gerçekten eski insanlar bile sağ tarafından bir uçarsa onu hayır saymışlar. Yani müşrikler bile, o cihadir müşrikleri bile sağ tarafından bir kuş uçarsa onu hayır saymışlar, soldan uçarsa onu şer saymışlar böylece. Ve mahşede bunların amel defteri de bunların sol eline verecek bunların da. Tabi bunu Allah korusun, ehli cennet bunlar böylece. Burada Mevlam yine buyuruyor, ma eshab-ı meşeme, onlar da ne uğursuz, ne şumlu, kötü insanlardır. Üçüncü sınıfa gelelim. Demek ki üç sınıfın birincisi eshab-ı yemin, sağ grubu olanlar. Bunlara amel defteri saline verilecek. Bunlar Allah katında kıymetli insanlardır, müminlerdir, müttekilerdir bunlar. Allah katında müttekilerdir bunlar. İkincisi eshab-ı meşeme, sol grubu, sol ehli ki bunu Allah katında kötü insanlardır. Bunların amel ellerine mahşerde sol tarafından verecek. Üçüncü sınıf en üstün insanlar bunlar. Kim bunlar da? Ve sabikune sabikun bela buyuruyor. Sabikun sebgat eden, yarışta öne geçen anlamına geliyor. Tabi sözlük olarak anlamına geliyor bu. Bunlar da kimler bunlar da? Ve sabikun imanda öne koşanlar. Peygamberler döneminde ilk iman edenler. Her türlü hayırda öne koşanlar. Öncülük yapanlar. Örnek olan da insanlara. İkinci sabikun da tabi bunların cennete de ilk gelene bunlar olacaklar bunlar. Şimdi biliyorsunuz bazı araba arıza yapar da yolda bu arabayı başka bir araba da çekebilir. Çeken araba mı Allah'ın daha değerli yoksa çekilen araba mı? Tabi nedir? Çekilen arabadaki oturan kişi, arabanın sahibi burada bir mahcup durumdadır. Yani biraz bir mahzundur şeydir. Neden? Arabası gitmiyor, çekiliyor. Yani bir kişi hastalanmıştır, sakatlanmıştır, kötü olmuştur da kendi yürüyemiyor da koltuğa girip bunu yürütüyorlar. Buna benzer böyle. İslam'da bu şekilde bazı kişiler vardır ki namaz kılar ama biraz dıştan bir el uzanmasını bekler kendisine. Hadi ne olur işte camiye gidelim, bak namazı kılalım, işte Kur'an okuması öğrenelim, şunu yapalım, ya hanımsa kısa işte başını örtelim diye
dıştan bir teşvik, destek isterler. Yani kendi başına bunları pek beceremezler. Bir de bunlara tabii teşvik edenler, destekleyenler, çalışanlar vardır. Tabii Allah katında ikisi bir değil bunların tabii. Mutlaka öncü olanlar. Her dönemde, her çağda, her ülkede, her mahallede, hatta her ailede kim öncü olursa, öncülük Allah ederse, Allah katında daha bunlar kıymetli Allah katındadır. Ulaikel mukarrabun, işte bunlar mukarrabindendir Allah Teala buyuruyor. Mukarrab sözlük olarak kurbiyetten geliyor. Yakın olan anlamına geliyor. Bunlar Allah'a yakın olan kullardır bunlar. Bu yakını tabii mekan olarak değil de manevi yakınlıktır. Şöyle ki bir insan dünyadayken sabıkinden olsa, imanda öne geçse, imanı kamil, imana çalışıyor. İslam'ı yaşamada yaşatmada öncülük olsa kişi, ihlas ile samimi olarak sırf Allah için kişi bunu yaparsa, bu tabii bunu yapan kişiler de genelde ihlaslı samimi olunca günahını da terk ederler, kendileri günah terk ederler. Bir insan günahından aranınca o kişi kendisini hemen anda fark eder. Hemen fark eder. Yani psikolojik olarak da böyle, gönül alemi olarak da, ruhsal olarak da hemen o kişi bunu fark eder. Şu anda ben dinle arasında çok tabii vardır. Sonradan dönüş yapanlar bunu dahi anlarlar bunlar. Bir kişi ki Allah korusun yoldan çıkmış, yani freni patlayan bir araba gibi artık direk takibini kaybetmiş, araba yoldan çıkmış artık. Ne yazık ki hayatımızda böyle insanlar var tabii. Yoldan çıkan kişi tabii ezanları kulağa duyulmaz. Abdest namaz bilmez. Şeytanın oyuncağı olmuştur. Nefsinin tuzağı olmuştur bu kişi. Artık kötülükte birbirini çeker kötülükler. Yani nefis doyumsuzdur. Nefis tatmin olmaz kötülüklerde. Bu kişi kötü yollara gider. Böyle. Tabii abdest yok, namaz yok. Alkoldür, şudur, budur, uyuşturucudur. Artık başkalarına teşvik eder, satıcı olur, alıcı olur, şu olur, bu olur, fuhuş yuvaları, şunları, bunları. İyice kişi artık yoldan çıkmıştır. Bu kişi o hayatta memnun mudur? Değil mi? Değil. Yani o kişiyle güzel bir konuşulabilirse, kişi böyle biraz işi böyle açılabilirse, iş gönlüm girebilirse, o kişi o anda bunalımdadır böyle. Hayatı dardır, karanlıktadır, sıkıntıdadır, gönlü dardır böylece. Bunalır kişi. Ne yapar bu defa? Biraz da yapısı öfkeli bir kişi ise, tabii çabuk kavga etme, tartışma, bağırma, çağırma, kavga etme, hatta vurma, kırma gibi teröriste yem olur bunlar. Terör odaklara yem olan bunlardır. Yem olur bunlara da. Buramda olan kişiler böylece. Yem olur bunlara da. Bunlara Allah'ın izniyle bir el uzansa bunlara, bir yardımcı olsa bir kişi bunlara olsa bunlara, bunlara güzel bir konuşulsa, bunlara İslam anlatılsa, daha bunlar İslam'ı dinlerlerken, yaşamadan da, İslam'ı daha dinlerken, yani İslam'ın özünü, gerçeğini böyle tam yerinde dinleyebilseler bunlar, bunlara bir yardım uzansa bunlara, bunlar İslam dinlerken daha işlerinin böyle bir rahatladığını, gönlündeki sıkıntının gittiğini böyle. O anda bir huzur bulduğunu anlarlar bunlar.
Hemen dönüş yapabilirlerse tabii ne âlâ. Ama olur ya, hemen yapamaz bazıları da. Sonra ne olur? Bir tat alır buradan. İslam'ı öğrendi. Bir manevi, ruhsal bir haz, zevk, sohbet dinledi. Kişi epey bir değişir bundan. Sonra yine kötü yola gitse bile kişi, artık orada daha çok sıkıntı çeker orada. Bu da gönül bir şey aldığı için bence. Ya Allah'ın izniyle tam dönüş yapabilirse, tamamen dönüş yapabilirse, her şeyi bıraksa, tam tövbe etse, Allah'a tam dönerse ve bir de Allah'a dönüşten sonra da İslam'da öncülük yaparsa. Olur mu böyle bir şey? Olur mu? Nice böyle batadan çıkıp evli olanlar, örnekleri çok mu? Çoktur böylece. Çoktur böylece. İşte bunlar bunu dahi anlarlar. Günahında arındığı anda, Allah'a döndüğü anda, Allah diye yandığı anda, İslam için çalışan da bakarlar ki, kendisine bakar ki, sanki yeniden annesinden doğmuş gibi, kendisinden başka hayat üflermiş gibi olurlar bunlar. Ve bir insan bu yolda daha ilerlerse, yavaş yavaş artık evliye makamlarına yaklaşır kişi. Evliye yaklaşınca, kulla arasındaki perdeler kalkar. Allah ile Kur'an perdeler kalkar. Nedir perdeler? Perdeler aslında kula aittir perdeler. Gafet perdeleri bunlar. Yıkılınca kul ne yapar? Kul öyle hale gelir ki aradan perdeler kalktıkça sanki Allah huzuruna sürekli Allah huzuruna böyle. Allah görüyormuş gibi o tadı almaya başlar. Tabii aldığı ruhsal tadı zevk o anda her şey geçer böylece. İşte bunlara mukarrebin derler bunlara. Bunlar ne olacaklar ahiret aleminde? Fî cennâtin naîm, naîm cennetlerinde bunlar. Orada ebediyen artık mutlu olacaklar. Yani bunlara mahşerde hesap sualde bunlara sorulmayacak. Kimlere? Sabıkî olan mukarrebine böylece. Tabi düşüş olmadan, geri adım atmadan. Öyle kişi var mesela, bir adım ileri atar, iki adım geri atar. İslam'da böyle bir taviz verir, şu olur, bu olur. Yerinde sayma, hatta gerileme oldu mu, kişi kaybeder. Bunlar mukarrebinler, yani büyük evliyalar bunlar. Büyük evliyalardır bunlar. Bunlardaki ruhsal hal, manevi tat, ruhsal zevk bunlarda. Bunlara gönül mutluluğu, gönül huzuru bunlarda. Dünyadaki bunlar cennetteki alemi yaşarlar bunlar. Bunların namazı başka olur, konuşmaları başka olur, sohbetleri başka olur, dillerinde Allah zikri devamlı olur. Bunlar her an günahdan kaçarlar bunlar. Fî cennâtinnâim, bunlara mahşerde hesap suarı sorulmayacak. Peygamberimiz buyurdu Aleyhisselam Hazretleri bir gün, ümmetimden 70 bin kişi, ümmetimden 70 bin kişi hesapsız, sorusuz, sualsiz, yani mahşerde hiç gelmeden cennete girecekler. Sahabeden biri, hadi Ükkaşe, ya Resulallah, Allah dua et, Allah bir onları eylesin dedi. Allah bir onlardan eylesin. Peygamberimiz, evet sen onlardansın dedi. Ente minhum. Ve onlardansın dedi böylece. Bir daha kalktı. Bana dua et ya Resulallah. Peygamberimiz tabi onu biliyor onun olmadığını, ona şöyle buyurdu. Üç yaşta seni geçti. O önce davrandığı anlamına geliyor böylece. Ümmet-i Muhammed'den 70 bin kişi olacaklar. 70 bin kişi. Bunlar hiç mahşere uğramadan, hiç sorulguya çekilmeden, günah sevabı atılmadan bunlar, bunların doğru yüzüne gidecekler. Yalnız bunların her birinin de şefaat hakkı var bakınız. Bunların her birinin de şefaat, bir şefaat, başlarını kurtarma hakkı var böylece. Kaç kişiye?
70 bin kişiyi her bir şafta bulacaklar bunlar muhtemelenler. Peki bunlar çok mu acaba bunlar? Allah Teala buyuruyor. Sülletümül evvelin, evvelki ümmetlerden bunlar daha çoktu bunlar. Ve kalilü minel ahirin. Bu ahir, son ümmeti Muhammed'in ise bunların sayısı daha az muhtemelenler. Az bunlar. Tabi bu şuna göre az böylece. Peygamber önceki ne kadar peygamber geri geçmişse hepsinin toplamına göre. Peygamberin sayısı kesin bilmiyor ama işte mesela rivayetlere göre 124 bin peygamber. Düşünün bak, bunlar her biri tabi mukarrebin bunlar, her birisi de. Peygamberlerin birindeki yakın sahabeleri bunlara giriyorlar. Yine eski dönemlerde dünya tabi daha doğaldı dünya. Yaşam koşulları daha da kolaydı. İnsanların sayısı olarak azdı dünyada. Eski insanlar ne yapmışlar? Bazıları kanaat yolunu tutmuşlar. İbadet çekilmişler. Allah yolunda cihada çekilmişler kendileri. Tabii günümüz koşullarında evliya da pek tabii yetişemiyor. Yani günümüz koşullarına böyle. Yani bizler, gerçi dünyanın bunda bir suçu yok. Yani suç bizde. Çünkü eskilerin yaşadığı, yaşantıyı biz kabullenemiyoruz. Evimizin yapısı, süsü. Mesela tuvaletlerimizin süsü, fayansları, şunları bunları. Banyomuzun süsü, lüksü. Bırakın evimizin başkentinde, bırakalım böylece. Tabii biz başımız, her şeyimiz böylece. Farklı olunca ne gerekiyor? Çok çalışmak gerekiyor. Kazanmak da bu zaman tabii zor. Yalan da girebiliyor, tartışma girebiliyor. Kişi o anda hırsa kaplıyor. Nefsi emmaresinin etkisine girebiliyor. Allah korusun faize kişi girebiliyor. Yani günün koşanı bundan zorlaşıyorlar. Ama sonuca baktığımız zaman kişi ecel yasasına başına koyunca bakacak ki kişi dünya hayatı bir rüya mı bir hayal mi diyecek kişi aramaktır. Hele mahşerden baktığımız zamanlar dünya hayatı şöyle bir günün bir bölümü dünya hayatı özetlenebiliyor hayalde. Böyle böylesine biliyor. Dünyadaki evler yıkıldı, bağlar parçalandı, tarlalar parçalandı, mülkler gitti, kıyamete koptu, hepsi oldu. Ne kaldı? Kişi öyle ne götürmüşse, ne götürmüşse, yani hayatta bunu kendimize bir örnek alırsak, inşallah aldanmayız burada muhterem cemaatim, eshabım, arkadaş dinleyicilerim. Yani bir de her şey bir de sonuçtan bakalım. Yani bir de kabirden ve mahşerden bakalım, dünya hayatı olaylarına bakalım bence. Yani dünyadan bakarsak tabii üstüne koymaya çalışırız. Fayanın üstüne fayanız, onları kırarız, başka yaparız. Yok desteğini beğenmedik, rengini beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Evin boyasını, badanasını beğenmedik, şunu şöyle yapalım. Halı kanepe eskimeden, solmadan, yırtılmadan yenisini alalım. Şunu mu yapalım, yapalım. Dünyadan bakınca insan dünya böyle sürükler böyle. Ama peki sonuç ne olacak ama ya? Bir de sonucu görelim ya. Nedir aklın görevi? Aklın görevi sonucu görmek. Göz o anda ilgilenir. Göz bakar, eksi hatayı görür, renkleri beğenir, süsü şekli beğenir. Böylece. El güç buna yardım ederler böylece. Akıl ne yapar? Dedi ki yapacak sonuç ne olacak? Buna bakar. İşte bu mukarrebin olanlar, dünyaya aldanmayanlar, her şeyde de hayırlarda da öncü olanlar böyle. İmanda, cihatta, mücahede, İslam'a çalışmalarda, insanları kurtarmada, kurtarıcı olmada, Allah yolunu çekmede insanları öncü koşanlar buna. İbadet her şeyde. Bunların yeri fi cennetin naim. Naim yani nimeti bol bol olan cennetler. Ala sürürün mevdunetin. Cennete bunların için bir sürür. Sürür, seririn çoğulu. Serir de bir taht anlamına geliyor. Yani
geniş bir divan diyebiliriz bu şekilde. Fakat bu divanlar da neden mevdunetin, mevdune olan divanlar böyle ahşap, tahta, demir değil de mücevherden işlenmiş, altından, yakuttan, zümrütten işlenmiş tahta. Yani göz kamaştıran böyle mücevherden işlenmiş tahtlar. Üzerine de cennet ipi yapılmış yataklar üzerine böyle. Cennet yatağı üzerinde yatakların da rengi istibrak sündüs, yani cennet yeşilimsi böyle gayet kaba yataklar. Divanlar da, o divanlara da mücevherde işlenmiş. Üzerine işleme değil lan böyle. Yani yapısı tamam mücevherden. Müttekin aleyha mütekabiliğin. Onun üzerinde bunu ne yapacaklar? Müttekini aleyha yaslanacaklar. Bak. İnsan bazen oturur. Bazen yatar. Bazen kişi yaslanır. Oturma şudur. Ayakta kişi dikilir de yorulur da oturur biraz böyle. Yani kişi az yorulmuşsa oturur, dinlenir. Yatma, kişi çok aşırı yorulmuş artık. Uykusu insanın gelmese bile kişi artık fazla aşırı yoruldu mu kişi bir uzanır, bir yatar böyle şey. Nedir yaslanma? Yaslanma zevk için yaslanır, zevk için böyle şey. Ne yorulma vardır, ne uykusu vardır, ne aşırı yorgunluğu vardır. Nedir yaslanma? Yaslanma şöyle insan bir zevk için şöyle bir yaslanır böyle. Uyumaz da, yorgun da değildir de. Mütekabilin kimse arkasına kimse dönmeyecek cennette, hep yüze birbirine gelecekler. Böyle bir yaslanacaklar divanlarında. Tabi cennet herkesin orada kendi makamı köşkü olacak arada. Köşkler olacak orada. Mesakine tayyibe. Kur'an-ı Kerim'in baş yerine geliyor. Mesakin, meskenin çoğulu, meskenleri olacak, köşkü olacak. Tayyibe. Tayyip, tertemiz, pırıl pırıl. İçinde bir tek toz leke yok. Doğal ama böyle şey. Cennette toz yok cennette. Yani zamanla da tozlanmıyor. Lekelenmiyor, kirlenmiyor. Badana temizlik istemiyor. Altını silme falan gerekmiyor. Meskenlerde taraslarında içlerinde divanlar kurulmuş. Odaları da var. 70 kat köşk olacak. Tabii oran köşkleri de doğal. Yani inciden, altından, mercandan, artık çeşitli madenlerden, cennet madenlerinden olacaklar onlar da. Yani köşkü böyle yapma değil. Böyle. Doğal böyle şey. Odası, kapısı, hepsi olan bir doğal olacak böyle şey. Nasıl olur doğal olur acaba böyle şey? Allah Teala öyle yaratacak muhtemelenler. Yaratacak böyle. Mesela bir üzüm değil mi? Üzüm bakıyordu böylece. Üzüm yaratıcı da doğal. Yani Allah bunu böyle yaratıyor. Allah'ın koyduğu kanun böyle bunu yaratıyor böylece. Önce bir üzüm bağ kökü derler. Bağ. Ondan sonra üzerinde yaprak arasında salkımla. Salkım üzerine de üzüm taneleri birer torbacıkta. Tabacıkta böyle. Yani üzüm bir elma gibi büyük olsa ne yaparsın? Isırınca bütün elma akar insan böyle şey. Kessen tabağa suyu akar gider gene şekilde. Bakın Allah'ın kudreti, azameti muhtemelenler. Yani tefekkür edelim biraz böyle şey. Üzüm yerken düşerim bunlara böyle şey. Üzüm birer torbacıktan ambalajlanmış. Fakat ambalajda doğa da yeniyor ama böyle şey. Yani ambalajik üzümün kabuğu, üzüm kabuğu faydalı böyle. Üzümün kabuğunda nice maddeler var. Nice maddeler var. Çekinince maddeler var bunda böyle şey. Üzümün bir ambalajik kabuğu var, içi var, çekirdeği var böylece. Tabii bunun gibi portakal mesela, mandalina da böyle şey. Bir dış kabuğu var. Sonra içi gene bütün değil, böyle dilim 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 böyle. Her dilim ambalajlarım ayrı ayrı, birbirine tutulmuş ama hemen ayrılıyor. Ayrılıyor. Yumurta bunun gibi böyle ya. Yumurtanın bir dış kabuğu var.
İçinde ince bir ambalajı var. Bir zar gibi bir ambalajı var böylece. Orada bir beyazı var. Onun içinde tekrar ambalajı var. Bir de sarısı var böylece. Bunu yapan Mevlam Rabbim ne yapıyor? Ne yapacak yani yapmış ya da cennette köşk yazıyor böylece. Yani böyle hazır doğal böylece. Her şey hazır böylece. Yutufu aleyhim vildanü muhalledûn. İşte bu mukarrebi olanlar, hiç bunlar mahşerde sorguya çekilmeden, sırat köprüsü zaten görmeden böyle, ışık hızı gibi geçecekler, cennete girecekler bunlar. Bunlara tabi de hizmet eden olacak bunlara, hizmetini gören olacak bunlarda. Yutufu aleyhim etrafına dolaşacak hizmet için. Kimler? Vildanü muhalledün. Vildan, çocuk. Henüz daha büyüyüşe ermeyen çocuklar, doğacaklar bunları. Muhalledün ama ebediyen sürekli çocuk olarak kalacak bunlar da. Kimler bunlar? İşte bunlar müşriklerin çocukları muhteremler. Ana babası Müslüman değil. Ana babası gayrimüslim, ana babası müşriktir, ateisttir, başka bir şeydir. Eğer bunların çocukları ergenlik çağına ermeden önce ölürlerse, tabi o döneme kadar insanoğlu tabi Allah katına mükellef olmuyor, sorumlu olmuyor, yani günah olmuyor. Ama ibadet yok kendisinin de. İşte bunlar cennete bunda girecekler. Ne olacak bunlar cennette? Ehli imana Müslüman orada hizmet edecekler onlara burada böylece. Yani cennetteki hizmet de öyle aşağılık olmayacak anlatırım. Mevlam buyuruyor. Vildan-ı muhalledun hep aynı yaşta kalacak. Aynı çocuk şeklinde kalacak. Yani zamanla yaşlanmayacak böyle. Cennete tabi yaşlılık olmadığı için, hastalık olmadığı için bu çocuklar çok neşeli olacaklar. Huzurlu, zevkli olacaklar çocuklar böyle. Koşarak yani işlerini severek ondan bir zevk alarak bunu yapacaklar bunlar. Ondan zevk alıp yapacaklar bunlar da. Bunların nedir hizmetleri? Bir ekvabin ve barika ve kesi mimme'in. Bu da üç tane bir de kap sayıram böyle. Ekvab, kübün, kübün cemiye. Ebarik, İbrahim'in çoğulu. Bir de kes. Bu tekil geliyor burada. Kase ya da bardak anlamına geliyor. Mimme'in, me'in ırmağından dolduracaklar bunları. Bunlar bir tabi cehennemdeki kap diye benzemeyecek. Yani birin şu olacak ki demek bir üç olacak. Ondan sonra oradan ibrik denilen başka bir kaba konacak. Ayrıca oradan da bir kadehlere, balkara konacak. Bunlara bu çocukları böyle doldurup gezecekler böylece. Yalnız bu çocukları bunlara doldurup gezerken de bunların yükünü ama taşımayacaklar burada böyle. Tefsir-i Kebir bunu çok güzel izah ediyor. Tefsir-i Kebir de bunu izah ediyor bunu. O kocaman küpler olsun, kaplar olsun bunlar. Bunların ağırlığını taşımayacaklar bunlar. Böylece. Kendinden buna dolaşacaklar. Cennet tabi yer çekimi olmadığı için cennette sıfır kiloda olacaklar. Yani çocuklar bunlar bir yönlendirecek çocuklar bunlar. Bir yönlendirme bunlar çocuklar. Böylece. Yani şöyle yönlendirecekler. Koşarak çocuklar. Mimme'in bu su değil de bir tür meşrubat olacak bu. Meşrubat bu. Tabi cennette su da var. Akan ırmak da var cennette var. Fakat bu bir tabi bir meşrubat ki insana zevk veren. Mesela dünyada insanlar içtiği bazı meşrubat vardır. Bazısı suyunu giderir. Bazısı insana bir ferahlık verir. Bazı gazlı içecekler verirler. Bir de insanların yaptığı bir alkolik, yani şarap, rakı gibi böyle şeyler vardır bunlara böylece. Yani bir kendine bir geçme, meşme falan bu şekilde. İşte cennette de böyle çeşitli meşrubat olacak cennette de. Bunu içecekler, insanlara muazzam zevk verecek insanlara, hal verecek insanlara. Ama başarısı yapmayacak. Yani ana
ve la yunzifu la yusaddun anha. Sıda baş ağrısı. Şimdi dünyada alkol alanlar alkolü fazla kaçırdı mı ne olur? Hem akılları gider, yani sarışık hale gelir, artık beyindeki denge bozulur, konuşabilme, yürümesi bozulur kişinin. Sonra da baş ağrımaya başlar. Cennetteki bu meşrubatta insana zevk verecek, ferahlık verecek kişiye, insana güzel bir hale verecek. Ama dünyadakiler gibi bir baş ağrısı ya da aklına bir zarar vermek olmayacak. Ve fâhiketi mimma yetehayyerûn, bir de orada meyveler, cennette meyveler. Mimma yetehayyerûn, nasıl meyve canı isterse o şekilde muhayyer bunda. İrade elinde olacak kişinin. O anda nasıl kalbinden geçiyor, gönlünden nasıl geçiyor, nasıl bir meyve türü istiyor, rengi, şekli, büyüklüğü nasıl olsun, tadı nasıl olsun, nasıl istiyorsa hemen ağacının dalı zaten altında oturuyor, altı üzerinde. Hemen o ağacının dalı uzuna kendisine istediği meyve türü, istediği hayalindeki şeklinde önüne gelecek o dönemde. Peki başka ne var cennette? Bir de et. Et vardır. Meyve, et. Ve lahmi tayrin ve kuş eti olacak orada cennette. Cennette öyle koyun, kuzu, deve, sığır, dana falan olmayacak orada. Cennette ne olacak? Kuş eti olacak. Mimma yeştehun. Kişinin iştahı nasılsa öyle olacak. Şimdi burada tabi Kur'an-ı Kerim'den tabi özellikle burada. Burada önce meyve, sonra et buraya geliyor böylece. Demek ki dünyada da önce aç kalan meyve biraz yense, sonra üzerine ekmek yense daha iyi demek. O meyve hazmi sinirimi kolay olduğu için mideyi bir çalıştırır, bir yavaş bir şeye geçer böylece. Yani arabanın, önce arabanın yerinde bir çalışmasına benziyor. Araba boşta. Rolant araba bir yavaş bir çalışır kendine kendine. Ondan sonra birincisi geçilir, yavaş kalkış yapılır. Ondan sonra bitirisi büyütür de yavaşça büyütülür. İşte önce de demek ki meyve yenirse, meyve ne yapıyor? Bir rolantiden böyle bir yavaşa geçme oluyor. Bir alışma oluyor mideye. Mideki salgılar, tük bezin salgıları, diğer pankreastan gelen salgılar, bunlara bir alışma oluyor bunlara karşı. Sinirim kolay oluyor bunların. Burada Mevlam buyuruyor, istediği meyve bir de iştaha olan kuş ediyor böylece. Acıkan kişi ne yapar? İştahına göre bir şey ister böylece. Meyvede ise o anda acıkma yoktur meyvede de. Kişi burada meyve türünü burada beğenir. Yalnız tabii cennette kuşu tutup yakalama, kesme, tüyünü yolma, pişirme, kızartma yok İslam her şey. Nedir cennette? Her şey doğal hazır burada böylece. Şimdi oturan kişi, oturmuş kişi tahtı üzerinde böyle konuşuyorlar, ediyorlar. Şuna bakacak ki uçuyor kuşlar böyle. Tabii çok çeşitli kuşlar cennette var. Bakarken içinden birini canı isteyecek. Yani şu kuş önüme gelse de şimdi şöyle kızarmış böyle ızgarada duman tüterek onun canı istiyordu. Geldiği anda hemen önüne düşecek, düşecek, tüyleri yorulmuş, kızarmış, dumanın çıkıyor üzerinden, öne geliyor der böyle. Oradaki kuşların tüyü olmayacak, kemiği olmayacak. Kemiği olmayacak. Kişi ne yapacak? O istediği kuş eti önüne anda gelecek, kızartılmış olarak. Kişi onu yiyecek orada, tam kıyacak, artmayacak da. Ondan sonra kuş tekrar dirilip, uçama uçamadı. Yani cennette öyle mezbaha, kasap, masap, kıyma makineleri, şunları eve getir, bir sürü telaş yaptı. Kişi kendi evinde bir tavuk bile kesmeye kalksa, kişi kendi besleyip kalksa bile, önce tavuğu bir yakalayacak tabii. Tavuk kaçar biraz, maçlar, koşar, onu yakalayacak biraz.
Ondan sonra al bıçağı efendim onu, kes bakalım. Ondan sonra sıcak suyunu haşla üzerine, tüylerini yol, içini temizle, onu parçala, pişir ondan sonra, bir de pişmesi de gerekiyor. Onu tabağa koy, ye, otur ya onu, ondan sonra tabağını yıka, bıçağını, çatalını yıka, elini yıka, ağzını şakala, şunlar bunları takıp da aşağı böylece. Ama cennette böyle olmayacak yani. Kişinin eli de orada kirlenmeyecek, kirlenmeyecek, eli kirlenmeyecek orada. El yıkama derdi olmayacak cennette. Ve hurun inin, bir de huriler. İn, yani gözünü siyah, tam siyah. Beyazı bembeyaz, irice gözlü. Huri kızları da orada hizmette bulunacaklar. Kemsali lü'lü'l meknun. Mevla buyuruyor ki, korunmuş inci taneleri gibi olacak onlarda. Huri kızları böyle. İnci taneleri, ki inci taneleri korunmuştur. Korunmuştur. İnci taneleri, biliyorsunuz sadef vardı. Denizden çıkan sadef, onun içinden inci taneleri çıkarır böylece. İşte bunlar sanki bir sadef içinde, huri kızları da işin çıkarı gibi, hiç el değmemiş, göz görmemiş böyle huri kızları, inci taneleri gibi parlayan, şu ışık şuha saçan huri kızları, cezaen bima kânû ya'melûn. Cezaen bir mükafat olarak, ödül olarak bunlara verilecek. Bima kânû ya'melûn, yaptıkları amellerin bir karşılığı olarak cennette bunlara verilecek. Yani böyle köşkü, sarayı, ağaçları, kuşları, akarsuları, hizmet edenleri kendisine, huri kızları. Bir de bunun dışında cennetteki yaşam, yani sosyal yaşam burada geliyor burada. La yesmune fiyâ lavven, cennette hiç kimse orada boş söz işitmeye duymayacak böyle. Yani cennette anlamsız, gereksiz, boş, yani affedersiniz gevezelik diyelim biz buna, olmayacak böyle şey. Efendim işte şaka yaptım, şu yaptım, bu yaptım. Ya da mesela birine konuşuyoruz cennette. Tabii cennette sohbetler var. Dünyada birini tanıyanlar, orayı bir tanıyacaklar. Orada görüşecekler orada. Cennette hiç kimseye karşı boş, gereksiz söz konuşmayacak. Anlamlı, hikmetli, dinlenilen, dinleyecek kişinin tat zevk aldığı sözler olacak bu cennette böyle. Vela teslima, tabii ki günah olan sözü duyurmayacak böyle. Yani bağırma, çağırma, kızma, tartışma, arkadan çekiştirme, inatlaşma cennette olmayacak muhtemelen böyle. Yani can hayatında efendim işte karşıdaki çok bağırıp konuşuyor da beni rahatsız ediyor. Ya da kişi fazla konuşuyor. Çok konuşuyor da insanı sıkıyor. Olmayacak böylece. Ne kalp kırıcı, ne incitici, ne beyni kulakları rahatsız edici. Herkesin sesin tonu aynı olacak böyle. İnsanların da daha dolayısıyla sesi gibi olacak herkesin sesi de. Aynı ses olacak, sesin tonu. Aynı tonda, kıvamda bir konuşma olacak insan arasında. Ama orada her konuşan orada gayet doğru, dürüst, hikmetli konuşacak. Bir tek kelimeyi arada boş sıkıştırmayacak. İlla kıylen selamen selama. Ancak onu denecek orada. Birbirlerine bol bol orada cennette selam verilecek. Melekler olsun, insan olsun birbirine orada. Hep selamlaşma olacak cennette. Tabii cennette gece yok cennette. Hep aydınlık. Dünyamızda gece olmasa imkanı yok tabii ki. Çünkü dünyamız dönüyor etrafında, bir tarafı kararıyor. Görmüyor güneşi. Ama cennet o kadar büyük ki cennet, ki Mevlam buyuruyor, arduha semavat vel erdu, bakınız. Arduha. Cennetin arzı, genişliği es semavat vel erdu. Gökler yeri kadar. O kadar geniş cennet. Yani güneşimiz, şu güneş
cennetin yanında, cennetin büyüklüğü yanında küçük bir evli bir kadar kalmaz. Daha küçük bile kalmaz böyle şey. Bunun için cennetin enerji, ısı, ışığı kendisinden. Her tarafı aydınlanır. Aynı iklim. İklim değişmiyor. Orada ne var cennette işte? Uyku yok, hastalanmak yok, yaşlanmak yok, yorulmak yok. Neye bir şey kimse kaldırmıyor ki? Yer çekimi yok. Herkes sıfır kiloda. Cennette yeme içme var, cennette kilo almak yok cennette. Hücre değişmiyor cennette. Aynı hücre devam ediyor orada. Gelen işçiler dışarı çıkıyorlar gaz şeklinde. Renksiz dışarı çıkıyorlar. Cennette tuvaleti yok. Cennette tükürük yok. Balgam yok. Burun akıntısı yok. Akıntısı yok cennette. Terleme yok cennette. Ter pis kokusu yok cennette muhtemelen. Tırnak kesme yok cennette. Tıraş olma derdi yok cennette. Her şey doğal cennette efendim. İşte hele bir insan şu dünya aldanmayıp da kişi mukarrebin grubuna girebilirse, kişi onların peşinden takılabilirsek inşallah artık ebediyen böyle sonsuz aleminde hep sürekli mutlu böyle. Gönüller de mutlu olur. Gönüller de böyle. Yani hava kararmıyor. Acı haber gelmiyor. Sıkıcı bir haber gelmiyor. Her şeyi olumlu, olumsuz tek olay olmuyor orada. Yani neden böyle denmeyeceğim? Her şey olumlu orada. Huzur aynı huzur. Gönül sürekli mutlu. Ferah gönül böylece. Bunlar mukarrebin. Şimdi gelelim inşallah eshab-ı yemine. Bunlar ehli cennet. Onların bir aşağısı tabi makam olarak. Ama bunun olabilse gider bize inşallah muhteremler. Ve sahabül yemini. Ma sahabül yemin. Mevlam buyuruyor eshab-ı yemin. Bu başta geçmişti. Bunlar ne mutlu insanlar bunlar da. Mübarek insanlar bunlar da. Fî sidrim mahlûd. Bunlar da cennette olacaklar. Ancak ba'del muhasebe. Nedir ba'del muhasebe? Önce mahşere gelip orada hesap verilecek. Mizan kurulacak. Günah sevap tartılacak. İşte bunlar amel defterinin sahiline alanlar bunlar. Ve bunlar mizanda, yani tartıda sevabı ağır gelenler bunlar. Kardeşim. Ağır gelenler bunlar. Bunlar elhamdülillah dünya tevbesi edenler, öbür aleme buradan günah yükünü taşımayanlar. Burada tevbesi edenler, kaza namazını kılanlar, orucu varsa onu tamamlayanlar, kulak helallaşanlar bunlar. Tabii her anda kaçınanlar bunlar. Yani işte şükürten ne olur demeyenler bunlar. Yani bizim aldatan, bizim aldığı nokta burası böylece. Canım iş günü ona kalsın diyor haşa. Ama günah günah muhtemelen ya böyle. Değil mi? Mesela öyle kişi var ki hançerle mesela saplanıyor böyle. Ona bakarak eline iğne batırırlarsa tabi onun yanında hiç kalıyor böyle şey. Mesela düşmanlar bir kişi tutmuşlar. Ellerine bağlamışlar ağaca. Kim diyor bunu hançere vuralım. Biri de acıyor. Buna iğne batıran bırakalım bunu diye. Kişi onda sevinir. İğne batırıp bırakırsa böylece. Ama insan böyle bir zor durumda kalmadan kişi kendi iğne batırabilir mi? Kendi kendine batıramaz. Bunun için demek ki bir iğne batırmayı bile böyle zorunlu olmayınca kişi bunu yapamayacağına göre günahları da küçük görmeyelim muhtemelen. Çünkü zerre zerre mahşere gelecek bunlar da böyle. Ama elhamdülillah bunlar eshab-ı yemin demek ki bunlar elhamdülillah mizanda sevabı ağır gelenler bunlar. Sıratı geçip cennete girenler. Fî sidrin mahdûd. Sidir bir ağaç ismidir. Arabistan olan bir ağaçtır bu. Sidir ağacı derler buna. Bu dikenli olur bu ağaç. Burada Mevlam biliyor musun? Mahdudin oradaki ağaçlar diken olmayacak ama. Dikensiz olacaklar. Bu sidir ağacı meyve verir. Nebk deniyor orada meyvesine. Şöyle koyu sarı kırmızıya kaçan böyle küçük böyle kiraza benzeyen içi çekirdeği olan bir meyvedir bu. Tatlı meyvedir. Güzel meyvedir bu.
Tabi bu dünyadaki sidir ağacı bu. Cennete benzemiyor tabi. İşte bunlar cennette bu ağaçların gölge, oturacak gölgesinde. Ve talhim mendud. Talh, muz anlamı geliyor. Mendud da üstüne birikmiş. Sırası dizilmiş muzlar böylece. Biliyorsunuz muzlar ağaç denen muz. Ağaç değil aslında. Bir kalın orta kökeni olur böyle. Kök gibi, gövde gibi olur böyle. Üzerine sıra sıra muz olur böylece. İşte bunlar da sidir ağacının gölgesinde ve muz ağaçları arasında böyle. Muz ağaçları tabi cennetin hiçbir şey diye benzemez muhtemelen buna. Bunu böyle bilirim bu şekilde. Cennetteki muzlar buraya benzemezler. Şimdi mesela buradaki muzların tabi bir olgunlanma zamanı var, şusu busu var, kabukları da var. Yenmiyor bunlar da. Ama cennette öyle olmayacak. Ve zillin memdud, zil gölge olacak, cennette gölge olacaklar. Memdud uzatılmış gölgeler. Ki Mevla buyuruyor, ve zillüha daimun. Cennetin gölgesi de hep sürekli aynı olacak. Şimdi dünyadaki kişi yazın bir pikniğe bir yere gider, bakar kişi bir ağacın altında gölge yerini kişi tercih seçer. Oraya yaşasın kişi seçer, otur üzerine. Ama bir saat sonra yanına güneş vurmaya başlar böylece. Gölge tüyler kayara kayara gölge gider. Cennette olmayacak. Demek ki cennette güneş falan böyle bir şey olmadığı halde ağaçların orada bir gölgesi, yani bir dünyanın tabii gölgesi benzemiyor. Demek böyle bir loş bir kapalı yer olacak orada. Ama bu sürekli aynı kalacak tabi orada. Ve ma'in meskûb, bir de akan sular. Meskûb, cennette akar ırmaklar olacak. Meskûb de dünyadaki gibi dereden akmayan sular ama. İşte dünyada akar sular, dünyada hepsi bir mecrası vardır, dereleri, dere yatakları vardır. Oradan gelirler. Tabi kumsu olur, çakıl olur, çamur olur, şu bu olur. İşte gelirler böylece. Cennette ise sular üstten akacaklar böyle. Şarı şalı böyle üstten gelecekler, dağılmayacaklar böyle. Dağılmayacaklar. Gereğin yukarı çıkacak, aşağı inecek su. Vay meskü böylece. Tabi cennetin suları da böyle her birinin tadı başka, rengi başka, özelliği başka, her bakımdan farklı farklı cennet suları olacak orada. Ve fakiyetin kesiyoratin ve çok çok meyveler cennet. Eshab-ı yemine bunlar da. Çok çeşitli farklı ama çok çok meyveler böylece. Tür tür yem meyveler böyle. Öyle meyveler ki özelliğe bakın şu la maktuatin, hiç arkası kesilmeden devam eden meyveler. Dünyada mesela insan örnek diyelim ki şeftali kişi çok seviyor. Dut ya da kirazı kişi seviyor. Ama ne oluyor? Az sürüyor ama zaman evvelce. Tabi zaman geliyor, mevsimin bitiyor, yaprakları dökülüyor, ağaçta kuruyor. Sonra bekle bakalım seni ömrün varsa vakti gelsin de kiraz olsun, dut olsun diye. Cennette böyle mevsim olmadığı için orada her çeşit meyveler her zaman hazır, arkası kesilmeksizin. Portakal mı? Portakal. Tabi yalnız ismi dünyaya benziyor ama dünyaya hiç benzemeyen meyve oradaki meyveler. Kabuk yok, çekirdeği yok, bostası yok, bir şey yok. İnsana kilo aldırmayan, efendim şekere dokunmayan, öyle hiçbir zararı olmayan meyveler. Vela memnuatin, la maktuatin, arkası kesilmeyen, sürekli devam eden. Vela memnuatin ve memnu yasak oldu, yasaklanmayan. Yani işte filan cinindir, bunundur, şundan ya, bundan yeme, ya da işte bu dokunur. Mesela günümüzde öyle kişiler var ki kendisi üzümcüdür. Muazzam bağları vardır. Ama şeker hastalığı kendisi. Diyabet. Şeker yükseltiği kendisinin. O kadar tırla da üzüm toplar bağlarından. Yüzde ancak birkaç tane ekşisini alabilir. Yemez kendisi. Orada hiçbir yasaklama yok böylece.
Yani serbesttir, gayet özgürdür kişi orada. Canı istediği zaman, istediği yerde kişi, istediği kadar yiyecek. Ne bir yasaklama var, ne de bir engel var kendisine, onu yemesine. Ve furuş-i merfu'a, bir de yüceltilmiş yataklar. Cennet yatakları. Merfu'a yüceltilmiş. Bu yüceltilmiş de manevi olarak yüceltilmiş. Buradaki anlamı şu anlama geliyor. Tabii boş yatakta. Boş yatakta tabii orada ölüme değil. Yani yatanda da tabii hanımı olacak kişinin efendisi. Yatanda da hanımı olacak. Yani cennette hiç kimse, erkek olsun, hanım olsun, tek bekar kalmayacak orada böyle cennette. Cennette tek kişi, tek kişi, erkek olsun, hanım olsun, orada yalnız bekar kalmayacak. Orada herkesin eşi olacak muhtemelen. Herkesin eşi olacak. Gerçekte haki evlilikte cennette olacak. Sürekli evlilik. Bakın Mevlam buyuruyor. İnna enşeyna hünne inşa'a. İnna bir azametimizde enşeyna hünne, onları inşa ettik. Kadınları yarattık böyle. İnşaen yeni başta yarattık onları böyle. Bir gün bir yaşlı kadın Peygamber'e geldi. Aleyhisselam Hazretlerine. Kadın çünkü Allah'tan korkan bir kadınmış. Tabi sahabiye kadın tabi. Çok üstün değerli bir kadın kendisi de. Dedi ki ya Resulallah, acaba ben de cennete giren miyim dedi. Kadın çok yaşlıymış kadına. Kadın çok yaşlıymış. İki büyüktüm vardı kadın. Ya Resulallah, acaba ben cennete girer miyim? Cennetin özelliğinden tabi Kur'an'dan dinliyor, okuyor. Peygamber'den dinliyor kendisi. Kendini cennete vermiş. Ama bir de kendine bakıyor. Yani kendini beğenmiyor kendi yapısına göre tabii kendisini de. Ya Resulallah, acaba ben cennete girer miyim? Peygamber şöyle buyurdu. Cennete ihtiyarlar olmayacak bu bence. Kadın ağladı, üzüldü. Gidecek oldu. Peygamber gel bakalım. Peygamber buna bir şey yaptı kendisine. İltifat etti kendisine. Dedi ki evet cennete gireceksin. Peygamber buyurdu. Cennete gireceksin. Ama yaşlı olmayarak Allah seni yine başına yaratacak, genç olarak, bakir olarak, kız olarak ne gireceksin buyuruyor muhteremler. İkinci yaratılışta tabii anadan doğma diye bir şey yok böylece. Allah Teala koyduğu bunlar kurallar muhteremler. Yani dünyada bir neslin devamı nedir? Neye bağlı? Önce izdivaç, evlenmeye bağlı. Eşlenmeye bağlı. İnsan hayvan olsun. Bitki olsun isterse. Önce bir izdivaca, eşlenmeye bağlı. Ondan sonra bir hamile kalma var böyle. Ya yumurta olsun, fark etmiyor tabii. Böyle aşama aşama geliniyor. İnsana gelen, insan dünyaya gelen kişi küçücük bebekçik. Gözleri kapalı, burnu akan, kusan bebekçik böylece. Yavaş bir böylece. Ama o hamile olmayacak böylece. Rabbim anda insanı birden yaratacak. 30 yaş görümünde olacak herkes arada. Yaratacak. Mevlam buyuruyor. Onları yani dünyada o yaşlı ölenleri de, hasta ölenleri de, o çirkinleri de, çirkinleri de onları Rabbim yeni baştan yaratacak böyle. Ki dünyada kamburdur, özürlüdür, gözü görmüyordur bir gözü, kulağında özürü vardır, belinde özü vardır, midesi rahatsız, bir ayağı topa olabilir dünyada. Çok yaşlıdır, karadır, kurudur, çirkindir dünyada belki de, beğenmiyordur. Ama Allah katında cennetlik makamına ermişse, dünyada Allah'a de yaşamışsa, yine baştan yaratıldı. Yine baştan yaratıldı. 33 yaş görümünde, ama o kadar güzel muhtemelen böyle. Huri onun hiç kadar huri kızlar. Her tarafı nur böyle. Her şey güzel. Kızaklar. Fecan-ı Ebkâr'a Mevlam buyuruyor. Onlar da Ebkâr kıldık. Ebkâr, bakire kıldık Mevlam buyuruyor. Her biri de bakire olacaklar.
Uruben etraben li eshabil yemin. Uruben. Uruben her kadın cennete kim eşi ise. Cennette eşleme nasıl olacak tabii merak edebiliriz bu konuyu da. Dünyadaki eşler, yani eşler eğer dünyada uyumlu yaşıyorlarsa, iki cennete girerlerse o da birbirinin eşi olacaklar orada böyle. O devam edecek orada. Yani dünyada uyumlu yaşayanlar, imanlı ölenler iki cennete girerlerse orada abi olacaklar böylece. Eğer bir cennete girmezse ne olacak? Tabii diyor cehennemde. Öbür tarafta bekler kalmayacak. Kiminin kocası, kiminin hanımı cehenneme gitmiş. Öbürü tek cennete girmiş. Tek kalmayacak orada. Şimdi cennette herkes bunu ne yapacak orada? Eşlenecekler. Fakat cennette hanımların hepsi de aynı boyda. Aynı yapıda, aynı ahlakta hani güzellikte olacak böyle. Olacak. Ve cennette her bir eş, erkek olsun, hanım olsun, eşinden ne beklentisi varsa onu bulacak, ona tatmin olacak mı? Yani kadın bakın Mevlam buyuruyor, uruben. Uruben eşine aşık olacak böyle. Aşırı sevgi olacak eşine karşı. Bu sevgi de hep devam edecek ama. Yani dünyada etmez dünyada. Kişi aşırı sever, hatta bakın mesela kaçıyor bile artık, dayanamıyor artık böylece. Aşırı seviyor efendim işte, çıldıracağım onun için ben diyor, illa ona gideceğim diyor. İki ay sonra bakmışsın ki neye ben ona gittim, gözü yaşlı böylece. Tabii neden? Dünyadaki her şey geçici o da. Geçici bu arada. Orada geçici olmayacak böyle. Hanım böyle eşini aşırı sevecek, istekli olacak eşini yatmak için beraberce. Etraben ve aynı yaşta olacak eşine beraber. Aynı boyda, aynı yaşta olacaklar. Ya, hanım kocasına karşı delice seviyor kocasını. Ona doyamıyor. Erkek de hanımını öyle seviyor. Gayet mutluluk son derecede. Tabii cennette iş güç de yok ya. İşime gideceğim, şu olacak, bu olacak, işte kahvaltı hazırlama gerekiyor. Çocuğu okula göndereceğim. O derece cennette. Yattıkları zaman hatta bazı müfessirlere göre eşler yattıkları zaman bazı mesela zamanlar yattıkları zaman bir araya gittikleri zamanlarda dünyadaki ömürleri kadar sevişecekler. Dünyadaki ömürleri kadar. Demek yıllarca böylece tabi orada zaman yok cennette. İş yok, güç yok, zaman yok, şu bu yok burada. Öyle sevişecekler bunlar orada. Ve tabi orada cinsel ilişki olacak cennette ama akıntı boşanma olmayacak orada. Yani zevkler orada devam edecek burada. Li eshabil yemin, işte bunlar eshab-ı yemin için bunlar da sütüm evvelin min ahirin sülletüm min evvelin eshab-ı yemin evveline de bir cemaat vardır. Ahirin de bundan vardır. Yani ümmet-i Muhammed'in de bunlar çoktur. Önceki bunlar çoktur bunlar da bence. Eshab-ı yemin. Demek ki eshab-ı yemin şöyle, bu bize daha gerekli. Sevgili din kardeşlerim, Allah biz bunları eylesin, biz razı olun inşallah Teala bence. Eshab-ı yemin, yani dünyada altı adımını bilenler, her şeyin sonunu düşünenler, ölümü, kabri, maaş unutmayanlar, haramın küçüğünü demeyenler, haramdan sakınanlar, Allah'a kulluk edenler, kul hakkından kaçanlar bunlar. Elhamdülillah mahşerde mizanın sevabı ağır gelince onu gözüne gördüğü anda artık mutlu zirveye ulaşmış mutluluk anda. Mutlu zirvede böyle. Kişi en büyük bayramı böyle. Sevabı ağır bastı böyle. Kulum kurtuldun kul böyle. Feriyokun fin cennet. Ayrı bakalım bu tarafa. Tamamlar. Sadı geçip cennete böyle sonsuzluk aleminde böyle. Milyon, milyar, katılıyorum değil mi? Sayısız, rakamsız böyle sonsuzluk aleminde hep aynı işte kalacaklar. Böyle. Aynı sağlık, aynı huzur devam edecek böyle. Kimsenin başı ağrımayacak.
gözü ağrımayacak, dişi ağrımayacak, ayağı ağrımayacak, yorulmayacak muhteremdir. Kimse böyle şey. Kimse ah şu işimi yapamadım diyemeyecek. İş güç yok böyle. Cennette namaz diyor cennette. Namaz, cennette oruç diyor cennette muhteremdir böyle şey. Cennette devlet yapısı yok cennette. Oruç jandarma yok cennette böyle. Cennette kavga yok bakınız böyle. Hep tatlı sözler. Hep kardeşlik cennette. İşte cennette var muhtemelen böylece. Var böyle. Yani inanmayanların yani akıllarına şaşar muhtemelen böylece. Şu koca alem muhtemelen böyle. Bu alemde neler var ki şu alemde? Nedir dünya gezegeni? Yani güneş sistemimizin bir katı bir gezegeni, maddesi muhtemelen dünya muhtemelen. Güneş sistemimizin bir küçük bir maddesi şu dünya gezegeni muhtemelen. Ki güneş sisteminin şöyle çapı oranına baktığımız zamanlar dünyamız küçük bir ceviz kadar kalmaz. Güneş sisteminde böyle şey. Ya galaksimiz var, samim galaksimiz var. Galaksi yanına baktığımız zaman dünya bir atom kadar olmaz muhtemelen. İyice galaksiler var. Galaksilere var böyle. Daha büyükleri, daha büyükleri, daha ışıkla gelmeler bizlere var böyle şey. Ondan sonra sidre-i müntaha alemi başlıyor dışında. Onun cennetin alemi başlıyor ondan sonra. Şu muazzam alem, alem evren muhteremler. Cennette var, hazır muhterem, hazır muhterem kardeşi. İnsan yaşam dünyayla sınırlı değil kardeşi. Yoksa öğütten sonra haşa direnim olmasa ne olacak değil mi ya? Yetimin gözü için ne olacak? Öldüren, mahturen kanı ne olacak muhteremler? O zulmü öğrenen ne olacaklar onlara böyle? Onun hakları alınmayacak mı onlara böyle? Yaptığı yanına kar mı kalacak insanlara böylece? Hayır muhterem. Bizi yoktan yaratan Rabbimiz bir tekrar yaratacak kabirden. Elhamdülillah muhterem. İnşallah tarlarda, mahşerde Eshab-ı Yemin grubuna orada karıştık inşallah. İşte o cennette Allah'ın cemaline inşallah ebediyen huzur mutluluk orada. İlla Teala Fatiha.